Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Nisa suresi 131-136. ayetleri değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle buyuruyor. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. وَلَقَدْ tul الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size biz şunu vasiyet ettik. Enit gulla, Allah'tan korkun. Yani gerek sizden önceki kitap verilenlere, gerekse size şöyle bir vasiyette bulunduk. Allah'tan korkun, günahlardan kaçının. Ve in tekfuru, eğer küfre girecek olursanız, nankörlük yapacak olursanız, fe inne lillahi ma fissemavati ve ma fil Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Yani sizin küfre düşmeniz haşa Allah'a bir zarar verecek değil. İnkar etmekle Allah'a bir zarar vermiş olamazsınız. Ve Allah ganiyen Hamide Ve Allah ganidir, hamiddir. Yani Allah zatında e, ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şeye ihtiyacını veren ona gerekli şeyleri veren odur ve hamittir. Hamde layık, methe layık olandır. O e, kendi zatında hamde layıktır. Yani bazıları onu bilsin bilmesin, bazıları ona hamd etsin, etmesin. O kendi zatında venidir ve hamittir. Şöyle bir misalle ifade etmeye çalışayım. Mesela güneş dünyamızı aydınlatıyor. Güneş doğduğunda her kim penceresinin perdesini açacak olursa güneşten istifade eder. Ama bazı insanlar perdelerini kapatacak olurlarsa kapalı tutacak olurlarsa güneş onların evine girmemiş olur. Bu durumda güneşin bunlardan bir zararı yoktur. Ancak perdelerini kapalı tutanlar kendileri bundan istifade etmemiş olur. Yani bu bir temsil. Ee, insanlar Allah'ı tanıdıklarında, Allah'a şükrettiklerinde, hamd ettiklerinde, haşa Allah'ın şanına bir ilavede bulunacak değiller. Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allah'ın. Dolayısıyla kimsenin Allah'a verebileceği bir şey yok. Ancak, وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ nefsi Kim şükrederse, kendisi için etmiş olur. Faydası kendinedir. Allah'ı tanıyan, neticede, Allah'ın ikramlarına mazhar olur. Kendisi bundan istifade eder. Yoksa e, bir kısım insanların hatta yeryüzündeki bütün insanların Allah'ı kabul etmemeleri Allah'a nankörlük yapmaları Allah'ın şanına bir noksan getirmez ve ona bir zarar veremez. وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا ve vekil olarak Allah yeter. Yani bir insan kendine bir vekil tutmak isterse Allah onun vekilidir ve vekil olarak da Allah ona yeter. Tabi bu sebepleri reddetme anlamında değerlendirilmemeli. Her birimizin dünyada bir takım vekillere elbette ihtiyacı olur ama onların da kalplerindeki tasarruf Allah'a aittir onları bize mail ettirmek, diğer insanları bize mail ettirmek Allah'ın tasarrufundadır. Bütün kalpler Allah'ın kabzayı tasarrufunda. Dolayısıyla insan ben ettim, ben yaptım diye gururlanmak yerine başarılı olduğu durumlarda bunu Allah'ın bir lütfu bilmeli ve ona göre şükretmeli, hamd etmelidir. İn yeşe yuzhibkum eyühennas ey insanlar eğer Allah isterse sizi ortadan kaldırır ve bir aharin ve başkalarını getirir. Nasıl ki bir zamanlar dünyada insanlar yoktu. Yeryüzünde başka varlıklar imtihan edilmekteydi. Cin tayfesi imtihan edilmekteydi. Allahu Teala onlara halife olarak insanı gönderdi. Veya canlılar itibariyle ele aldığımızda işte dünyada bir zamanlar daha başka hayvanlar varmış. Ama bunlar zamanla nesilleri ortadan kalkmış şu andakilerle hayat devam ediyor. Yani Allahu Te'ala bazılarını getiriyor, yerine başkalarını getiriyor. Bu anlamda insanlarla alakalı da Allahu Te'ala dilerse şu andaki insanları ortadan kaldırır başkalarıyla hayatı devam ettirir. İslam'a hizmet noktasında bakıldığında diyelim ki Kur'an'ın ilk muhatapları Araplar, onlar bu vazifeye layık olmadığında Allahu Teala başka bir kavimle dinini devam ettirir. Nitekim başka milletler de İslam'a girmişler ve İslam'a çok büyük hizmetler yapmışlardır. Ve Allah ale zalike Allah buna kadirdir. Yani Allah her şey yapmaya kadirdir. Bunu da yapmaya kadirdir. Men kana yuridu sevabe dünya kim dünya sevabını isterse fe indallah sevabı dünya vel ahira Dünyanın da ahiretin de sevabı Allah katındadır. Yani niye sadece dünya sevabını istiyor ki? Neden sadece dünyanın e, tatlı hoş hallerini istiyor ki? Allah katında ahiretin hoş halleri de var. Dünya da Allah'ın elinde. Ahiretin de e, güzellikleri Allah'ın elinde. Bu durumda bize düşen şey Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Hepimizin belki ezbere bildiği bir dua. Tahiyyatta bunu okuyoruz. Ey Rabbimiz bize dünyada iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru. Bu manada dua etmek dünyada Allah'ın elinde, ahirette Allah'ın elinde. Sadece dünyaya talip olmak bu yeterli bir şey değil. Evet biz şu anda dünyadayız ve dünyada yaşıyoruz ama hayat sadece dünya hayatından ibaret değil. Önümüzde kabir var, daha ilerisinde ahiret var. Oraları nazar almak lazım. Bir insan eğer uzun bir yolculuğu varsa hazırlığını ona göre yapar. Sadece birkaç menzile göre değil, daha ilerisini de düşünerek hareket eder. Bizler uzun bir seferdeyiz ruhlar aleminden anne karnına, oradan çocukluğa, oradan gençliğe, derken ihtiyarlığa, ardından kabre, kabirden haşre, haşirden ebet memleketine doğru yolculuğumuz devam ediyor. Bu kadar uzun bir yolculuk içerisinde dünya hayatı çok kısa bir hayat. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı şuna benzetiyor. Benim diyor dünyadaki halim bir yolcuya benzer. Bir yolcu gün boyunca yol alıyor, derken bir ağacın altında bir miktar gölgeleniyor. Ardından yoluna devam edecek. Benim diyor dünya hayatındaki durumum o ağacın altında gölgelenmek gibidir. Aslında hepimiz için böyle. Şu dünya hayatından önce bir hayatımız var. Ruhani bir hayatımız var. Ve vefattan sonra şu dünyadan gittikten sonra kabirde yine ruhani bir hayatımız olacak. Cesedimiz gerçi ölüp dağılacak ama ruh hayatını orada da devam ettirecek. Kıyamet koptuktan sonra ise tekrar ruh ceset beraberliğiyle ebede kadar hayatımız devam edecek. Bu durumda akıllılık dünyanın da güzelliğini Allah'tan istemek, ahiretin de güzelliğini, sevabını Allah'tan istemektir. Ve kana Allahu semian basira. Allah semiyedir ve basirdir. Yani sizin dualarınızı işitir ve sizin yaptıklarınızı görür ve sizin duanıza göre, talebinize göre, durumunuza göre Allah muamelede bulunur. Ya eyyühellezine amenun Ey iman edenler Kûnû gavvâmine bil Adaleti ayakta tutan kimseler olun. Şühedâ elillâhi Allah için şahitlik yapan kimseler olarak e, adaleti ayakta tutan kimseler olun. Ve لو على kendi aleyhinize de olsa yapacağınız bu şahitlik eee evil veya anne babanın val akrabin ve akrabaların aleyhine de olsa. Değerli izleyenlerim din bize imani meseleleri anlattığı gibi ibadetle alakalı meseleleri de anlatır ve muamelat denilen beşeri ilişkileri, insanlar arası münasebetleri de anlatır. O konuda gayet güzel ölçüler koyar. İşte bunlardan birisi insanlar arasında adaletle hükmetmek. Ve zaman zaman şahitlik yapmamız gereken durumlar olabilir. İşte şahitlik yaparken kendi aleyhimize de olsa doğruyu söylemek. Ana babamızın veya akrabalarımızın aleyhine de olsa doğruyu söylemek. İnsana doğru olmak yaraşır, doğru sözlü olmak yaraşır. İniy konuğanı yenen fakiran fallahü evla bihima. Şahitlik yaptığınız kişi leh veya aleyhinde şahitlik yaptığınız kişi ister zengin ister fakir olsun Allah onlara daha evladır. Yani şu şöyle durumlar olabilir. Diyelim ki e, zengin olan bir kimseyle alakalı aleyhinde şahitlik yapmak acaba zararı bana da dokunur mu gibi insan endişe edebilir. E, böyle bir endişeye mahal yok. Öte yandan diyelim gariban bir insan yaptığı bir hata vardır. Acaba bunu örtsek daha iyi olur mu? Zaten garibanın teki. Hatıra böyle şeyler gelebilir. Bunlara lüzum yok. Doğru doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde ifade edilmeli. Şahitlik hakkını vererek hiç yalana e, eğip bükmeye lüzum kalmadan düzgün bir şekilde yapılmalı. فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَا اَنْ تَعْدِلُونَ e, adalet yapayım derken hevaya uymayın. Yani niyetiniz belki adalet yapmak olabilir ama bunu yaparken kendi heva ve hevesinize uymuş olabilirsiniz. Yani adaletle sizin heva, sizin bir takım istekleriniz bunlar birbiriyle zıt olabilir, çatışabilir. Dolayısıyla adalet görünümü altında hevaya tabi olmayın, keyfinize tabi olmayın. Veya ee, yoksa haktan udul etmiş olursunuz. Yani enta adilu udul kelimesinden de mana verilebilir. Haktan udul etmiş olursunuz. Hevaya uyarsanız, haktan sapmış doğruluktan gerçekten ayrılmış olursunuz. Ve in telwu eğer dilinizi eğer bükerseniz ve veya, veya yüz çevirirseniz diyelim şahitlik yapmaktan yüz çevirmek gibi. Fe inna Allaha kana bima taamaluna habira. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Değerli izleyenlerim, şahitlikle alakalı e, burada bir tek ayet-i kerimede çok önemli noktalara dikkat çekildi. Ve her şeyden önce bizlerin gavvamine bil gıst olmamız gerekiyor. Yani adaleti ayakta tutan kimseler, adaleti ayağa kaldıran kimseler olmamız gerekiyor. Adalet yerlerde sürünmemeli. Yani adalet gerçekten ikame edilmeli, yerine getirilmeli. Bu noktada hepimize düşen görevler oluyor. İşte şahitlik yapmak bunlardan birisi. Bir olay olmuştur. O olayda biz de bir şekilde içinde bulunmuşuzdur, görmüşüzdür. Şahitliğimize müracaat edildiğinde adam kayırmak cihetine gidilmemeli ve kişilerin durumuna göre özel şahitlik yapılmamalı. Muhatap zengin de olsa, fakir de olsa, e, zayıf da olsa, güçlü de olsa hak neyse, hakikat neyse bu ifade edilmeli. Ve e, heva'ya uyulmamalı bu konuda. Heva kişinin kendi nefsani arzuları. Yani ben falan zenginin lehinde şahitlik yaparsam beni görebilir. Bana bana yardımcı olabilir gibi. Bunlar heva'ya uymak olur. Allah'ın rızasını değil, insanların rızasını esas almak olur. Veya falanca bizdendir, işte bizim yakınımızdır, onun aleyhinde bir şey demeyeyim, meseleyi böyle ört bas edelim. Bu anlamda şahitlik yine doğru değil. Ayet-i Kerime kendi aleyhinize de olsa diyor. Kendi aleyhinize de olsa neticesi şahitlik yapın. Ana babanızın aleyhine, yakınlarınızın aleyhine de olsa adaletli bir şekilde Düzgün bir şekilde şahitliği yerine getirin. İşte e, insanlar bu e, edebi, bu ahlakı aldıklarında o toplumda adalet hakim olacaktır, hükümran olacaktır. Ama insanlar buna riayet etmezlerse artık adalet mekanizması düzgün bir şekilde çalışamaz olur. Yalancı şahitler çıkar ve iftiralar çıkar, haksızlığı e, gizlemek gibi durumlar ortaya çıkar ve o zaman da adalet müessesesinden bir hayır gelmez. Demek ki insan e, şahsiyet sahibi olmalı ve e, belli ölçüleri olmalı. Kur'an'ın ortaya koyduğu ölçüler çerçevesinde insan hareket etmeli ve bu şahitlik meselesini de adaleti tahakkuk getirmek için düzgün bir şekilde işletmeli. Ya eyyühellezine amenü ey iman edenler aminu billahi ve rasulihi Allah ve rasulüne iman edin. Vel kitabillezi nezzel ala rasulüne indirdiği kitaba yani Kur'an'a iman edin. Vel kitabillezi enzele min gabl daha önce indirdiği kitaba, kitaplara da iman edin. Burada ey iman edenler iman edin. Yani üslup herhalde e, dikkat çekici bir üslup. Zaten iman edenlere sesleniyor. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne, Resulüne indirdiği kitaba, daha önceki peygamberlere indirdiği kitaba iman edin. E zaten iman etmişler. Bu durumda herhalde şunu hatırlamak lazım. Ceddidü imanakum bi la ilahe illallah. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İmanınızı la ilahe illallah ile yenileyiniz. Nasıl ki insanın elbisesi eskiyor eskidiği zaman yeni bir elbise alıyor. Öte yandan her gün gıdaları değişiyor. Her gün yeni yeni gıdalar alması gerekiyor. Yani dün yemiştim artık bugün yemesem olur demiyor. Hatta günde üç defa insan, iki defa, üç defa yemek yiyor. Demek ki imanda da yenilenmeye ihtiyaç var. Bu açıdan ey iman edenler Allah'a ve Resulüne, Resulüne indirdiği kitaba, daha önce indirdik, indirdiği kitaplara iman edin derken imanınızı yenileyin, imanınızı canlı tutun, taravettar tutun ve böylece e, iman amele dönüşsün. Yapacağınız amellerle de imanınızı destekleyin. Böyle bir mana verilebilir. Ve şunu da belki ifade etmekte fayda var. Yani ey iman edenler, Allah'a iman ettim diyor ama Allah'a itaat etmiyorsanız. Peygambere iman ettim diyor ama peygamberin gittiği yoldan gitmiyorsanız, kitaba iman ettim diyor ama kitabı bilmiyor ve uygulamıyorsanız, e bu durumda gelin siz yeniden yeni bir iman getirin. Çünkü bu tarzda bir imanınız makbul bir iman değildir. İman ameli gerçi illa zorunlu kılmaz. İman ayrı, amel ayrıdır ama aralarında çok muazzam bir münasebet de vardır iman etmek, amel etmeyi gerektirir. İşte nasıl ki yazın sıcağında insanlar kış için hazırlık yapıyor. Odun, kömür telaşı içine giriyorlar. Neden? Çünkü bunlar inanıyorlar ki önlerinde kış var ve kışın oduna, kömüre ihtiyaç olacak. İnandıkları için yazın sıcağında odun, kömür hazırlıyorlar. Bizler de eğer ahirete inanıyorsak Elbette ahiret için hazırlık yapmamız gerekir. Allah'a inandık diyorsak Allah'ın dediklerini yapmamız gerekir. Peygambere inandık diyorsak peygamberin gittiği yoldan gitmemiz gerekir. Kitaba iman ettik diyorsak kitapta ne var? Haramlar, helaller nedir? Bilmemiz gerekir ve bunları hayatımızda uygulamamız gerekir. Ve men yekfur billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve'l-yevmil ahir kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, ahiret gününü inkar etse fakat dalalen bayi de e, şüphesiz ki e, haktan son derece uzaklaşmış olur. dalali bait ile son derece hak yoldan uzaklaşmış bir şekilde sapmış olur, yoldan çıkmış olur. Cenab-ı Hak iman yolunda e, daim olmayı ve sebat etmeyi, imanın gereği olan amelleri yapmayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.